Yeni bölüme hoş geldiniz Nick Gua, ben Frank. Bölümü nasıl kaçırdınız ya? Biz bir önceki bölüm köpek için kırmızı bülten yayınlamıştık. Beyler, Faruk Bey uyanmamıştır değil mi? Yok be Frank, ne uyanması? Sen girişini yap. İşte ben de yeni bölüme giriş yapıyordum. Bu arada ben Frank. Ya ne oluyor lan orada? Bunlar bölüme giriş mi yapıyor? Ulan niye mi sizler? Bana söylemeden bölüme giriş mi yapıyorsunuz ha? Oğlum siz kimsiniz lan? Kimsiniz bölüme giriş yapıyorsunuz? Oğlum bendenizin siz bir daha videoya giriş yapmayacaksınız, anladınız mı? İşte bir önceki bölümün özeti. İzlemek isterseniz linklerin yerini biliyorsunuz. Ulan benimki çalındı. Nasıl bulunacak? Efendim oradan buradan görenler ihbar ediyorlar. Şayet köpek bir yerde görülürse hani size arayan olur, anlatabiliyor muyum? Mantıklı. Güzel fikir, güzel. Gazeteyi arayın, ilan versinler. Aferin, seni sevdim. İyi adamsın. Ne yapmışsınız? Akıllısın ha. Hadi iyisin. Aferin lan. Akıllı ha. Bunu ne bileyim YGS'ye falan sokun. Ya beyler, acilen haber vermemiz lazım. Kendisi öğrenirse daha çok kızar. Melih kanki, haklısın da Nikgua. Adam çok derin uyuyor lan. Şimdi bizi döverse yine. Frank haklı Melih Nikgua. Ben korkuyorum bundan. Beyler, Victor Bey'in başına gelenleri söylemek zorundayız. Yoksa bizi oyar diyorum size. Frank, sen söylesene lan. Ben mi? Neden ben Nikgua? Niye ben söylüyorum? Lan Frank, senin üstüne falan bindi ya. Senle bir yakınlık kurmuştur. Bence sen söylemelisin. Seni seviyor bu adam. Sana zarar vermez. Hadi ya. Vermez mi diyorsun Nikgua? Bir dakika lan bir dakika. Siz beni oyuna getiriyorsunuz değil mi? Dayağı ben yiyeceğim yine. Olmaz. Bir uyutmadılar ya. Frank. Frank gel bakayım. Bak işte. Gördün mü seni çağırıyor. Ulan hep sizin yüzünüzden Nikgua. Ya Frank. Gel dedim lan. Uzatma. Geldim efendimiz geldim. Özür dilerim. Çekilin lan çekilin. Buyurun Faruk Bey. Frank. Kuzum saat kaç? Efendimiz 8:30. Peki kuzum günlerde ne? Cumartesi efendimiz. Ulan hayvan herif. Madem saat 8:30 günlerden de cumartesi, niye beni uyandırıyorsun lan gerizekalı? Efendimiz. Bir haftadır yoktunuz efendimiz. Herkes sizi soruyor efendimiz yorumlarda. Faruk Bey nerede diyorlar. Efendim kalkmanız lazım Nikgua. Merak ediyorlar sizi. Kaçırılmış olabileceğinizi düşünüyorlar. Kalkın artık. Ya ne acelesi vardı ya. Bir hafta şöyle yatıyordum ben de. Önemli bir şey yoksa ben yatacağım. Videoyu kapat. İsterdim efendimiz. Lakin... Victor Bey. Ne olmuş lan Victor Bey'e? Geldi mi yoksa? Dumanı buldunuz mu ya? Yok efendimiz. Duman Bey'i bulamadık ama. Efendimiz... Victor Bey. Lan tamam söyle o kele geliyorum, bir dakika beklesin ya, Allah Allah. Kahvaltıya yetişirim ben. Efendimiz kendisi burada değil. Kendisi Mısır'da. Mısır'da mı? Ne demek Mısır'da lan? Lan sen bana Mısır surat mı demek istiyorsun? Frank ağzını yüzünü kırarım senin. Estağfurullah efendimiz. Ben hiç öyle şeyler der miyim? Efendimiz ben Frank. Tanıyorsunuz beni. Faruk Bey. Victor Bey uçakla gelirken... Efendim uçağını indirmişler. Anlamadım. Victor'ın uçağını mı indirmişler? Evet efendim. Efendim ben Melih bu arada. Ya biz size söyleyecektik ama Faruk Bey çok güzel uyuyordunuz ya. Ben sizin uykunuzu bölmek istemedim biliyor musunuz? Çok tatlıydınız. Tatlı mıydım? Lan öyle mi? Niye misizlik niye yapıyorsunuz lan siz? Victor benim kardeşim gibi. Niye uyandırmıyorsun lan? Oğlum şu çocuk şamaroğlan oldu lan. Görüyor musun? Senin yüzünden şamaroğlan oldu. Niye uyandırmıyorsunuz beni? Frank, hadi bunlar gerizekalı. Seni niye uyandırmadın? Faruk Bey, uyandıracaktım. Valla. Tamam, neyse. Ya Frank, Natasha ile bir görüşme ayarlamam lazım. Ben de tam oraya geliyordum efendimiz. Natasha Hanım sizi çağırdı. Natasha beni mi çağırdı? Ne zaman? Efendimiz 3 gün oluyor. Ulan niye misiniz? 3 gün geçiyor. Bana niye haber vermiyorsun he? Ben siz rahatsız olmayın diye. Ulan ne demek rahatsız olma? Ne demek? Allah Allah. Niye misinizler ya? Neyse oğlum. Hadi kalkın lan kalkın. Gitmemiz lazım. Bayıldı mı lan o? Şş oğlum kalkın lan. Gitmemiz lazım diyorum. Lan? Alo? Oğlum kalkınsana. Bayıldı niye misinizler gördünüz mü? Bir videoya daha hoş geldiniz. Biraz geciktik ama kusura bakmayın. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Faruk'un hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Faruk hepsini sıra dayağından geçirmişti ve gazeteye duman için ilan vermişti.
Yine sıra dayağından geçirdik gerçi. Bu manyaklar sürekli dayak yiyor. Şimdi duydunuz, maalesef ki Victor Mısır'da esir düşmüş. Mısır'a uçağı düşmüş. Bayağı sıkıntılı. Faruk şimdi Natasha ile buluşmaya gidecek. Bakalım başına neler gelecek. Hadi başlayalım. Benim acilen Natasha ile görüşmem lazım. Natasha, Natasha. Elbiselerimi giyerdim de Victor'ı kardeşim gibi seviyorum. O benim için önemli. Hemen gitmem lazım. Durun bu arada. Radyoyu açayım da dinleyelim bakalım. Mısır'da ne oluyormuş değil mi? Merak ettim valla. Evet Suis sivirciler. Mısır radyolarına hoş geldiniz. Ya Seydi, ey Seydi, uuu Seydi, baby baby. Böyler boyanlar. Hepiniz hoş geldiniz. El mübarekler. Evet, size son dakika haberlerini aktarmak istiyorum. Ulan hadi be, ne uzun radyo girişi bu. Selamun aleyküm de geç. He vallahi ben de öyle yapmak istiyorum ama kurallar var. Neyse, şimdi haberler. Mısır İçişleri Bakanlığı yeni bir açıklama yaptı. Mısır ihtiyacımızın olduğunu söyleyen İçişleri Bakanlığı, Mısır'a çok ihtiyacımız var. Acilen Mısır olmamız lazım. Ülkede Mısır kalmadı, dedi. Hadi ya, Mısır'da Mısır yok muymuş? He vallahi yokmuş. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Yahu bu İçişleri ne içiyor da böyle konuşuyor? Bizim Mısır'ımız olmaz olur mu? Daha geçen sene o kadar ton ton almıştık. İçişleri saçmalıyor. Ambarlara tekrar baksınlar. Açıklamasında bulundu. İyi kardeş sonra? Ondan sonra İçişleri Bakanlığı dedi ki, yahu kardeşim, ambarlara bakmayı biz okul etmedik mi sanki? Vallahi yok. Gelin siz bakın, diye bir açıklamada bulundu. İyi kardeş, Dışişleri'nden ne cevap geldi? Hep bunun üstüne Dışişleri Bakanlığı tam açıklama yapacaktı. Tarım Bakanlığı atladı ve oğlum siz ne yaşıyorsunuz lan? Mısır benden sorulur. Bu işlere bakan kişi benim. İkisi de saçmalıyor. Mısır'ımız ne yeter ne yetmez. Zaten biz Mısır tüketmiyoruz. Açıklamasında bulundu. Wow, Tarım Bakanlığı konuşmuş. Kardeş, diğer haberleri geç. Ben uçak haberlerini merak ediyorum. Siz de yayınımızı uçak haberleri için dinliyorsanız son dakika gelişmelerini paylaşmak isterim. Uçak düşürüldü. Evet, Mısır'da Abdül bin Mashar adındaki terörist uçağı düşürdü. Uçağı neden düşürdüğünü hala bilmiyoruz. Uçak hangi ülkeye ait onu da bilmiyoruz. Yalnız böyle lüks bu uçak. Kardeş, içindekiler yaşıyor mu? İçindekiler yaşıyor mu diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Endişelenecek bir durum yok. Evet, içindekiler yaşıyormuş. Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre şayet herhangi bir devlet iletişime geçmezse kurtarmayı da düşünmüyormuşuz. O yüzden devletlerden birinin iletişime geçmesi bekleniyor. Nasıl lan? Natasha uçağa sahiplenmemiş mi ya? Ne yapıyor oğlum bu kız? Benim hemen gitmem lazım. Kardeş sağ ol. Başka havadis var mı? Eyvallah, şu anlık başka havadis yoktur. Radyomuzu dinlediğiniz için teşekkürler. Şimdi de magazin. Ünlü Kırmızı Noktalı film oyuncusu Alet Davur bana bir açıklama yaptı. Dedi ki, ben kesinlikle kalçalarımla övülmekten hiç hoşlanmam. Lakin güzel kalçalarım var dedi. Ne diyor lan bu? İyice sapıklaştı. Kapat kapat. Dur dur, kapatma kapatma. Ondan sonra Barbie Lakalovaka açıklama yaptı. Barbie ney? Lakalovaka. Anladım. Dedi ki, yahu sende kalça olsa ne yazar? Benimkiler kadar yoktur zaten. Fena koymuş. Yani. Oğlum benim işim gücüm var lan. Kapatıyorum tamam mı? Oh, bir Allah rızası için kapatma. Yayını bir tek sen dinliyorsun. Ne olur ekmeğimle oynama. Ulan öyle deyince adama bir acıdım ama. Arkadaşlar sonsuza kadar yayını dinleyemezdik değil mi? O yüzden kapattım. Ya oğlum ne kadar saçma haberler var ya. Yok o ona benim kalçam daha iyi büyük demiş. Yok seninki de bir şey mi benimki var demiş. Yani bildiğiniz sidik yarışı. Rus da orada işte. Ulan sürekli buradasın ha. Neyse selam gençler benim. Fiyeruh. Hadi bakalım. Bismillah. Natasha. Natasha duydun mu olanları? Ulan Allah'ın Mısır'ı. İstihbaratta çalışıyorum ben. Bana bir şey duydun mu demek ne kadar saçma. Oğlum sen manyak mısın? Ben olmadan önce duyuyorum. Peki binebilir miyim Natasha? Elbette ki binebilirsin yakışıklım. Gel bakayım gel. Zaten üstsüz başsız gelmişsin. Gel gel. Hadi bakalım Natasha. Natasha açılmıyor bu. Zorla lan zorla. Sıkışmıştır. Zorla Faruk. Kızım açılmıyor işte. Göbeğimi mi düşüreceksin? Ne yapacaksın? Açılmıyor Natasha. Ulan dıbrışka mıbrışka gıbrışka. Ne kadar da eğlenceli. Dur lan dur. Buradan düğmeye basmadım. Açılmaz öyle. Ne kadar komiksin Natasha. Ne kadar komiksin. Hadi kız oynama artık. Aç şunu. Ne ulan? Sinirlendin mi Mısır? Dur açıyorum. Gel bakalım. Pardon yanlış kapı. Gel Mısır gel. Mısır diyor bir de ya Allah Allah. Lanet olsun Natasha. Hiç komik değilsin tamam mı? Ben komik değilim de. Bu senin göğüs kılları ne lan? Hır 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 hır. Az önce güldü mü? Son nefesini mi verdi? Hiçbir şey anlamadım. Oha. Natasha buraya ne için geldiğimi biliyorsun değil mi? Victor için geldim. Biliyorum Faruk. Bir haftadır neredesin lan? Bir haftadır zaten çocuk Mısır'da. Allah'ım yarabbim. 3 gündür sana ulaşmaya çalışıyorum. Ya uyuyordum ya.
Neyse Natasha, bu senin suçun. Niye korumadın kız uçağı? Ayrıca sahip de çıkmamışsın. Yani radyoda dinledim ben. Hiçbir devlet sahip çıkmadı diyor. Natasha. Faruk. Devlet olarak uçağımızı yetim bırakmak ister miydik? Biz de isterdik anası babası olsun. Kız sen ne diyorsun? Faruk. Ben korkunç bir hata yaptım. Hata mı yaptın? Ne hatası? Faruk. Uçağı düşüren kişiyi biliyorsun değil mi? Evet evet. Abdül bin Basar mıymış neymiş? Abdül bin Mazhar lan Mazhar. Basar değil Mazhar. Ben de öyle dedim. Abdül bin Basar. Yok Abdül bin Mısır. Allah'ım yarabbim. Mazhar lan Mazhar. Neyse konu o değil. Faruk. Abdül bu uçağı neden düşürdü biliyor musun? Bilmem. Radyoda terörist dediler ama. Öyle mi? Yani. Namussuz ergeliğe ben çok yardım ettim Faruk el altından. Bir ara bir birlikteliğimiz falan da oldu. Aslında başta istihbarat için çalışıyordu. Ondan sonra parayı bulunca coştu bu. Ben de ondan sonra tabii bunu sınır dışı ettim. Bu da gitmiş kendine Mısır'da bir krallık kurmuş. Krallık mı kurmuş? Nasıl yapmış onu? Ben zamanında birazcık aşık olmuştum ona. Ona bütün banka hesaplarımı vermiştim. Şerefsiz herif. Trilyonlar çekip dolandırdı beni. Nasıl yani? Sen birine aşık olunca hesaplarını falan mı veriyorsun? Evet. Diğer kızlar vermiyor mu? Allah'ım böyle bir kızı nereden bulabilirim? Lütfen, lütfen böyle bir tane çıksın. Ne güzel lan. Natasha manyak mısın kızım sen? Neyse, konudan sapmayalım. Faruk, biliyorsun ki Victor'ı tedaviye göndermiştim. Victor tedaviden gelirken düşündüm. Dedim ki, hazır çocuğu Sudan'a gönderiyoruz. Çocuğu suya mı gönderdin? Ulan ne suyu? Sudan diyorum Sudan. Victor'ı oralara göndermiştim. Düşündüm. Dedim ki, hazır gitmiş. Ya Sudan'da uranyum Sudan ucuz dedim. Gitsin oradan bir 7 kilo alsın dedim. Sudan'da uranyum Sudan mı ucuz? Oha! Anlayamadım şimdi. Sen Victor'ı tedaviye gönderiyorsun. Gelirken de uranyum mu aldırıyorsun? Natasha ne yaşıyorsun lan sen? Ulan öyle çok bir şey değil ya. 7 kilo zaten Faruk. Abartılacak bir şey yok. Ulan 7 kiloyla dünyadaki herkesi öldürürsün manyak. Ne yapacaksın o kadarı? Ceyiz yapıyorum. Evlendiğim adama vereceğim. Ulan sana ne? Allah Allah. Konumuz o değil. Bu Abdül bin Mazhar istihbarat almış. Aramızda hain var galiba. Benim uranyum alacağımı öğrenmiş, uçağı indirmiş namussuz. Tamam, hepsini anladım Natasha. Lakin devletle niye iletişime geçmiyorsun? Mısır hükümeti gitsin Victor'ı kurtarsın. Yakışıklım. Ya ben uranyumu kaçak almıştım biliyor musun? Yani illegal. O yüzden iletişime geçemiyoruz. Devletin adı karalanmasın diye. Bozkoca istihbarat şube kaçak uranyum mu alıyor? Oha! Natasha, ne yaptın sen? Victor. Victor'ın hayatıyla kumar mı oynadın? Lanet olsun. Biz Ruslar. Bizim bir karılarımız, bir de kumarlarımız güzel. Ne yaparsın be Faruk? Dayanamadım. Yakışıklım. Bu arada ben de güzelim yani. Şşt uyandırayım. Ulan Allah belanı vermesin Natasha. Ne yaptın sen? Victor'ı nasıl kurtaracağız şimdi? Merak etme. Bir B planım var. Hay çok şükür. Özel timler göndereceksin değil mi? Böyle 300 kişilik, özel eğitimli. Ne bileyim böyle profesyonel adamlar gidecek. Orada herkesi öldürecek. Victor'ı alacak gelecek değil mi? Sorma. Hazır gitmişken Mısır'ı da fethederiz. Ne saçmalıyorsun lan sen? Öyle değil. Iraç'tan çık. Alorzon dans mı dedi? Iraç'tan çık diyorum çık. Anladım Natasha. Alorzon dans. Bir ara ben de severdim. Ne olmuş? Hay senin ibenin... Faruk. Iraç'tan çık Iraç'tan. Get out of the fucking vehicle. Hadi. Sen şimdi get out falan deyince ben anladım fucking falan. Tamam. Tamam Natasha. Sen bana küfür mü diyorsun lan? Allah'ım Mısır'ı. Türkçe küfür etsem anlamaz. İngilizceyi hemen anlıyor. İn lan araçtan. Tamam kızma. İniyorum Allah Allah. Evet. Şimdi B planı vakti. Faruk giy şunları. Bunları mı giyeyim? Ben bunları hayatta giymem Natasha. Faruk giy şunları. Canımı sıkma etek giydiririm. Giy lan. Natasha. Sen ileri gidiyorsun öyle etek giydiririm falan. Delikanlı adam ananı yani delikanlı adam dedin etek giyer kurban olduğum. Etek böyle püfür püfür yaz ayında var ya üf. Ben hep mini giymek istemişimdir. Sakin kurban olduklarım. Etek giyilmez mi hiç? Deli misiniz lan? Oğlum pantolon sıkar. Şöyle. Neyse. Al bakayım giy şunları. Ya Natasha. Kurban olduğum. Ne olur dalga geçiyorum seninle Faruk de. Dalga geçmek mi? Faruk ben devletin saygıdeğer bir ajanıyım. Devletle oyun olmaz. Ne dalgası? Ayrıca yakışıklı olmuşsun lan. Sevimli valla. Hadi ya. Beni çok özle bakmamıştım.
Kız yakıştı mı? Mısırlı bir kadın olsam var ya. Yapışırdım Mısır'ına. Suratına yani. Hadi hadi Natasha. Neyse. Ya Natasha bir şey diyeceğim. Böyle çok saçma olmadı mı? Natasha niye atletle falan gitmiyorsun ben ya? Ulan Mısır'a gidiyorsun Mısır'a. Mısır çarşısına değil. Orada çöl var çöl. Evet o da doğru. Güneş geçer değil mi? Natasha hap vermeyeceksin değil mi? Sonuçta ben hapsız da gidebilirim yani. Ulan hay Allah be. Oğlum neredeyse hapı unutuyordum. Aferin lan Faruk. Hatırlattığın iyi oldu. Hay Allah benim şom ağzımı kahretmesin emi. Ya kurban oldum. Hapa falan gerek yok. Natasha. Kız 90-60-90'sın sen değil mi? Sen vücut çalışıyorsun belli ya. Natasha o göbek kaslarını nasıl geliştirdin öyle ya? Çok seksi görünüyorlar. Harbi mi lan? Ya Faruk her gün çalış... Bir dakika lan bir dakika. Sen beni oyuna getirmeye çalışıyorsun. Göbek kası değil karın kası. Ayrıyeten eşek gibi yutacaksın hapını. Goynumesiz yemedi valla. Natasha tatlım hiç gerek yok canım. Senin canını severim ben yani. Saçmalama. Eşek gibi yutacaksın. İyi iyi tamam ver. Lanet olsun. Suratsız karı. Ver. Hadi bakayım şöyle. Ya Natasha. Bu arada sana bir şey söylemem gerekiyor. Daha doğrusu itiraf etmem. İtiraf mı? Hadi ya. Eyvallah. Natasha. Bunu sürekli uzun zamandır içimde biriktiriyorum. Natasha artık kocaman oldu. Bayağı büyüdü yani. Allah. Aşk duygusu büyümüş içinde. Kabarmış. Açılıyor sonunda. Yani evet Faruk dinliyorum seni. Yalnız Natasha bunu duyunca biraz şaşırabilirsin. Çünkü biliyorum ki bunu benden beklemiyorsun. Neler beklediğim hakkında en ufak bir fikrin yok. Yani evet Faruk dinliyorum. Natasha ben... Natasha ben seni... evet. Natasha ben seni... evet. Natasha... Natasha... Ben seni... evet. Natasha, ben seni anlamıyorum ya. Vallahi anlamıyorum. Kurban oldum. Sabah akşam mesai yapıyoruz burada. Bana niye para vermiyorsun ya? Kendi araban bile yok. Herkes diyor Fiero'nun niye arabası yok. Bana maaş bağlasana. Güzel bir maaş olsun, sigortası da olsun tamam mı? Maaş mı bağlayayım? Ulan Allah'ın cezası. Natasha ben seni diye başlayıp... Nasıl sigortaya bağladın? Yok kurban oldum ben sigortaya bağlamadım. Sen beni bağlayacaksın. Ben daha bağlanamadım. Bende bağlanma sorunu var. Natasha sigorta yaparsın değil mi? Ulan ne sigortası? Devlet memuru sanki. Natasha öyle deme kurban oldum. Bugün yani Balbazar'ın Pikachu'nun bile sigortası var. Benim niye yok? Hay suratına Pikachu işesin. Allah cezanı vermesin senin. Ben de bir an açılacak sandım. İç lan şu hapı. Tamam ya ne kızıyorsun? İçeriz Allah Allah. Allah'ım sen niyetimi biliyorsun ya Rabbim. En kısa sürede bu haplardan kurtulmak dileğiyle. Hadi bismillah geliyor bakalım. Adama bakın lan bozuldu. Oha. Yok artık. Ya ne oluyor lan? Onlar alevler değil mi? Hem de birden fazlalar. Oha. Oynayın bakalım alevler ya Seydi. Kopun, coşun ya Seydi. Söyleyin bakayım kız, sizin günahınız neydi? Ya, Fiero'nun da ne ortamı var be? Ne oluyor lan? Lan! Oha! Oha! Meteor ya, Allah belanı vermesin. Alevler uçtu lan. Alevlere bakın. Alevler alev içinde. Alev, iyi misin kız? Fiero ne oldu lan? Öldüler ya Seydi. Rahmetli oldu alevler, yanıverdi. Faruk, Faruk kendinde misin? Oğlum siz yeni ilaca ne kattınız lan? Titanyum falan mı? Ne yapıyor bu? Efendim formül biraz yeni. Böyle tepkiler verebilir normal. Vallahi benim için normal değil. Bildiğin erkeğim burada kıvırtıyor. Faruk kendine gel namussuz. Kendine gel lan ne yapıyorsun? Neredeyim ben ya? Ulan namussuz uyan bakayım. Gelir şimdi kendine. Ne oluyor ya? Neredeyiz? Mars'ta su bulundu mu? Eyvallah geçen de bulduk diyorlardı. Buldular galiba. Neyse lan konumuz Mars değil. Nasılsın Faruk iyi misin? Vallahi bu seferki bayağı sertti. Meteorlu falandı yani. Natasha benim uykum geldi kız. Normal midir bu? Ne bileyim lan eczacılar derneğinin başındaki adam mıyım ben? Neyse Faruk hadi Mısır'a git. Olur metrobüs geçiyor muydu ya Mısır'dan? Ulan Allah'ın sığırı. Mısır'a git diyorum hemen gidiyor. Ne metrobüsü? Uçakla gideceksin. Uçakla mı? O da olur fark etmez.
Business class, ekonomik class, ne bileyim olmayan class, tuvalet class hiç fark etmez. Ben business seviyorum ama olsun. Ulan manyak. Gelin oğlum gelin. Nereye gidiyorsun sen? Uçak uçurmayı bilmiyorsun ki. Ya zor olmasa gerek. Victor uçururken görmüştüm. Kolu falan çekiyor. Zor değil. Ulan hadi oradan. Saçma sapan konuşma. Atari kolu mu bu? Oğlum. Biriniz Faruk Bey'i bıraksın Mısır'a. Siz isteyin yeter Natasha Hanım. Ben sizin için bırakırım efendim. İsterseniz Mısır'da kendimi keserim. Harbi mi diyorsun? Cengaverim, yiğidim benim. Bırak tamam mı şunu? Ondan sonra bir konuşalım seninle ya. Sen iyi birine benziyorsun. Siz isteyin yeter efendim. Ne isterseniz konuşurum. Her yerde, her pozisyonda. Hadi ya Allah Allah. Natasha Natasha çekil bakayım şöyle. Çekil. Ne diyorsun lan sen? Natasha Hanım'a ne diyorsun sen? Bir şey demiyorum efendim. Estağfurullah. Ne diyeyim yani? Sadece konuşuyorduk. Ulan oğlum. O senin patronun lan. Patronun anlıyor musun? Efendim. Ben de bir şey demedim zaten. Patronum kendisi. Ulan niye misiniz? Utanmıyor musun patronuna öyle göz koymaya? Senin burnunu kırarım. Sen de koyuyor musun lan? Hayır efendim. Ben Natasha Hanım'a o göze bakmam efendim. O ne demek lan? Natasha Hanım'a o göze bakmam ne demek? Natasha güzel değil mi yani? Onu demek istemedim efendim. Ben bakmam yani. Kadınlarla işim olmaz. Ha bana bakıyorsun yani. Yok efendim yanlış anladınız. Beni hadım ettiler ben kimseye bakamıyorum. Ha yani etmeseler bana bakacaktın öyle mi? Efendim belli ki ben bu tartışmayı kazanamayacağım. Hadi vurun. Ulan niye misiniz? Sen Natasha'ya göz mü koydun lan? Kimsin sen? Natasha bunlara bir daha cengaverim yiğidim dersen bacaklarını kırarım anladın mı? Ben sert bir erkeğim maçoyum. Natasha. Ayağını denk al ha. Ey ne oluyor lan sana Barzo? Ne yapıyorsun sen? Bana bak kız. Bir hafta ortalıkta yoktum. Sen bir fingirdek olmuşsun. Natasha ben sert erkeğim. Bacaklarını kırarım anladın mı? Kimseye öyle yiğidim falan diyemezsin. Döverim seni. Ay lan. Sen beni mi sahipleniyorsun? Allah Allah. Faruk'un erkekliği kabardı. Faruk. Ben zaten o gözle bakmadım. Natasha uslu duracaksın anladın mı? Kimseye öyle yan gözle bakmayacaksın. Akşam ezanı okunur okunmaz evine döneceksin. Bacaklarını kırarım. Ay nasıl istersen Faruk. Tabii yani dönerim kızma. Ah aferin. Ayrıyeten şu belini kapat o ne öyle. Kıskandın mı beni? Herhalde ne sandın? Ulan ilacın etkisi midir nedir? Bana galiba aşık oldu. Neyse güzel fırsat valla. Fırsattan istifade açılmam lazım. Yalnız sizden destek istiyorum. Açılmamı istiyorsanız videoya like atın tamam mı? Bana bak Natasha. Ben şimdi Mısır'a gidip geliyorum tamam mı? Şu keli kurtaracağım. Eve geldiğimde kuru fasulye pilav isterim. Hazırlamamış olursan bacaklarını kırarım anladın mı? Ay erim nasıl istersen hayatım. Ha şöyle. Aferin kız. Südüklü. Fazla ortalıkta görünme ha. Geliyorum ben sonra. Hadi. Kocanın iki işi var. Ne oluyor lan? Köy ağasına bağladım iyice. İlaç bende kafa yaptı galiba. Oha. Ay Faruk'cum. Bu bir akşam yemeği teklifiydi değil mi? Faruk, akşam yemeğinde pilav etli olsun mu? Natasha, bu nasıl soru ya? Etsiz pilav kapısız eve benzer. Hiç olur mu öyle şey? Etsiz pilav mı olurmuş? Etini bol koy ha. Benimki az olursa bacaklarını kırarım anladın mı? Ay, selamet derim. Evimize ekmek getir tamam mı? Hayatım, seni bekliyorum. Ne oluyor lan bana? Ben Rus değil miyim? Ne böyle Anadolu kadını tripleri? Faruk, adam ol lan. Neyse, ben gidiyorum. Hadi, görüşürüz. Ay tamam, kendine dikkat et ha. Olur, ederim. Sen de dikkat et. Hadi bakalım. Victor bekle beni. Ben de senin arkandan Mısır'a geliyorum. Benimkini de düşürürler mi lan acaba? Valla düşürseler de bir tecrübe etsem değil mi? Ne güzel olur lan. Düşünsenize. Böyle uçuyorsunuz birden düşürüyorlar. Ne kadar eğlenceli. Ve ben şimdi Mısır'a uçuyorum. Allah belanı vermesin. Mısır'a uçamıyorum. Uçamıyorum. Ne oluyor lan? Lan. Oğlum düşürmeden gidebilirsem inşallah. Bir şey olmaz ya. Victor ne diyordu? Zor durumda kalırsan kolu asıl. Heh tamam. Oldu. Dengelemeyi öğrendim yavaş. Ve Mısır'dayım. Eyvallah kardeş. Beni bıraktığın için sağ ol. Öküz arabası yavaş gidiyor ama olsun. El şükran ya seydi. Hoş geldin sen Mısır'a. Hoş bulduk canım hoş bulduk. Ücretimiz ne kadar ya? El şükran. Ücret olmak 25 euro. 25 euro mu? Ulan sığır o kadar etmez. Manyak mısın oğlum sen? El şükran. Fiyatlar kazık. Buldun mu turisti kazıklayacaksın. Ellen al tamam lanet olsun. Bana yalnız şunu söyle ya. Burada bir uçak düşürme olayı olmuş. Sanırım şu sizin Abdül Bin Milmem Masar mıydı, Vasar mıydı neydi? O bir uçak düşürmüş. Nerede bulurum ben bu adamı? Ya Seydi, Abdül Bin Masar sarayda oturmakta. Eyvallah Seydi. Ben şöyle pazara bir gezeyim de. Selam gençler, merhaba. Burası pazar değil mi? İçiyor musun lan?
Vallahi çiğiyor, oha. Selam, merhaba, o ne lan? Kardeş, sen gerçek misin? Ben gerçek olmak Nikkua Yase'ydi. Sen buraya niye gelmek? Köle, cariye aramak. Ben daha çok kel aramak ama o da olur gibi. Sen aramak köle, saraya gitmek Nikkua. Orada satmak Abdül bin Masar köle. Eyvallah, sağ ol. Kardeş, ne yapıyorsunuz? Allah Allah. Merhaba bacım, merhaba. Oğlum, ne kadar otantik bir ortam lan. Neyse, ya. Ben şu köşeyi de kestireceğim biraz. Videonun sonuna geldik. Ya, Victor'ı sonra buluruz ya. Koca Mısır oğlum. Bir günde nasıl bulayım, değil mi? Ya, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Birazdan zaten kapanış gelecek. Ben yatıyorum, tamam mı? Rahatsız etmeyin beni. Uyuyacağım oğlum. Evet arkadaşlar, bir videoda sona geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi Faruk Mısır'a geldi ve Victor'ı bulmayı hedefliyor. Bakalım bulabilecek mi? Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir şey yaptılar mı? Isırdılar mı? Korkma korkma, biz insanız. Ay ne olur zarar vermeyin. Ha, siz insan mısınız? Evet evet, korkma. Biz insanız. Bacım, seni kurtarmaya geldik. Hadi bakalım. Geldim beyler. Ha, birini öldürdünüz mü? Aslanlarım benim. Vurun vurun. Raşit. Aslansın Raşit. Vur Raşit. O da ona vuruyor lan. Gördünüz mü? Aşağılık zombiler. Ay öldürdünüz mü onları? Öldürdük, merak etme. Sen iyi misin ya? Yüzün bir beyazlamış. Ay teşekkürler, beni kurtardın kahramanım. Hayda. Oh Hakkı. Öpüyor valla. Ah hanımefendi. Darılırım ama. Biz de kurtardık. Ne oluyor? Oo. Ay kusura bakma. Yanlış bir hareket mi yaptım? Beni kurtardın ya. İçimden seni öpmek geldi.